Yaş Ragıp. Abim iyi misin? Ragıp sen misin? Sen hatırlamıyor musun? Konuşsana. Ragıp sen misin? Siz ne arıyorsunuz o kansızı? Ragıp değil miymiş? Sana ne borcu taktı dayı bu adam? İşte 6 aylık kira. Elektrik, su. Daha sayayım mı? Dayım sen bu evin sahibi misin? Ben bu evin sahibi. Biz nerede bulabiliriz bu adamı? Vallahi bilmiyorum ki. Aylık kirayı içki şişelerine yatırdı. Sonra da bastı gittim. Siz niye arıyorsunuz onu ha? Neyiniz oluyor? Bize borç taktı o. Bize borç taktı. Ulan önüne gelene borç takmış. Dayı. Bu adamın geleni gideni bir eşi dostu tanıdığı bir numara falan bir şey var mı ulaşabileceğimiz? Ha işte tek geleni gideni ha bu şeyler. Onlar gelip gidiyor. Kusura bakma dayı. Rahatsızlık verdik. Eyvallah. Güle güle yeğenim. Güle güle. Ya Ali abi. Abi sen nasıl hatırlamıyorsun bu adamı ya? Yarın bulsak nasıl tanıyacağım? Oğlum en son 5 yaşında gördüm. 30 küsür sene olmuş. Görünce hatırlar mısın acaba? Hadi git. Bilmiyorum. Hatırlarım hemen. Hadi. Evet gençler. Ay bak arabada çizik yok. Paramızı alalım. Küs de ne demişti? Görüyorsun değil mi çeyrek mafyaları? Al. Hadi. Allah bereket versin. Kaybolun hadi 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 hadi. Ne yapacağız şimdi? Herif kaçmış gitmiş. Nasıl bulacağız koca İstanbul'da? Ragıp yoksa kimlik yok. Kimlik yoksa mercan yok. Var.
O babam olacak şerefsizi bulacağız. Gerekirse İstanbul'u karış karış arayacağız, bulacağız. Hadi. Hayırdır abla? Neye bakıyorsun? Ben kardeşime baktıydım. Kardeşin kim senin? Gülay. Lara. Lara Eyüboğlu. Lara Eyüboğlu. Senin kardeşin ha? Ya bırak şimdi. Ablasıymış. Yürü git işine hadi. Yürü hadi. Hadi yürü git buradan. Sana yalan borcum mu var kardeşim? Kardeşim diyorum işte. Hanımefendi zorluk çıkarmayın lütfen. Allah'ım yarabbim nasıl insansın sen ya? Bitti. Hanımefendi, hanımefendi lütfen diyorum. Yürü. Yürü git hadi. Lan. Abla. Ne yapıyorsun lan sen? Abla iyi misin? İyi misin? İyi misin? Ha? Ne yapıyorsun ya sen? Sen ne yapıyorsun? Lara'nın ben gerçekten ablanız olduğunu bilmiyordum. Ya ablam olmasına gerek mi var? Hiçbir insan böyle içip kakılır mı ya? Kovuldun. Kovuldun. Defol. Defol git çıkışını versinler. Defol. Ercan. İyi misin? Bir şey oldu mu bir yerine? Oldu ya. Oldu. Herkes eksik yanına kavuştu. Emine yavrusuna, köksüzler karasına, çatal bile oğluna kavuştu. Biz minik bebeğimize kavuşamadık. Çatalı bile affettin, bizi hala affedemiyorsun öyle mi? Böyle mi yetiştirdim ben seni? Böyle mi analık ettim sana? Seni bir doğurmadığım kaldı Gülayşe. Analığımın karşılığı bu mu? Ha? Gülayşe. Ercan hadi. Hadi geçin içeride konuşun. Ali'nin babasını bulamadık. Ev sahibini bulduk. Adam kiraya takıp kaçmış şerefsiz. Önüne bak lan. Ne bakıyorsunuz? Çok merak ettiyseniz kendisi benim ablam olur. Tamam. Haydi kolay gelsin. Geç abla sen. Gülayşe,
unutma, affetmeyi öğreneceğiz diye konuşmuştuk. Sen de gelsen ya. Bak mevzu ikinizin arasında. Bir de benim annem babasını bulmam lazım. Tamam. Gülayşe. Hı. Akşam yemeğe çıkacağız. Evet. O yüzden bu mevzuyu tatlıya bağla, tamam? Akşam konuşacağımız başka şeyler var. Hadi. İnşallah. Hadi. Geç şöyle otursana. Bu arada ben özür dilerim. Şirkettekilerin davranışı için kusura bakma. Lazım değil. Anlamadım. Güvenlik beni tartaklıyor, işten kovuyor. İnsanlar bana küçümseyici bakıyor diye onlara gözdağı veriyor. Bunlar beni yaralar mı sanıyor? Sen beni insan yerine komadıktan sonra varsın dışarıdakiler köpek çeksin, umurumda mı? Ben seni insan yerine komuyor mu? Koyuyor mu Gülayşe? Ha? Yüzüme bakıyor mu? Abla beni delirtme. Beni insan yerine koymayan, yıllarca benden gerçekleri saklayan sizsiniz. Doğru. Doğru, biz seni insan yerine koymadık. Biz seni çocuğumuz yerine koyduk. Bırak Allah aşkına ya. İnsan çocuğundan gerçekleri saklar mı? Saklar. Saklar tabii. İyi anneler, babalar çocuklarına zarar verecek gerçekleri onlardan saklar. Ne var bunda? Bu yani, bu. Bu. Sığındığınız bahane bu, öyle mi? Bahane mi? Biz yalandan da olsa senin için mutlu bir dünya oluşturmaya çalıştık. Bizim hayatımız seni korumakla geçti be. Hata mı ettik? Bunda cahilliğimize ver kızım. İyi anne olmak için doğurmak lazımmış demek ki. İyi baba olmak için kanından olması lazımmış demek ki. Biz yanlış yapmışız. Nankör olmakta sen de sonuna kadar haklısın. Bunun için de beni suçlasanıza. Ha? Desene. Biz senin için anne baba olmaktan vazgeçtik Gülayşe, desene. Derim. Derim tabii. Doğru olan bu çünkü. Ben senin için doğmamış çocuğumdan vazgeçtim. Çatal seni alıp o amcan olacak köpeğe vermesin diye biz kaçak hayatı yaşadık. Kimlik peşine mi düştün? Düşmedik. Ailelerimizin peşinden mi gittik? Gitmedik. Ne sevdamızı yaşayabildik, ne de senden başka çocuk hayali kurduk biz. Yalan mı? Pişman mısın? Değilim. Hiçbir şeyden pişman değilim. Bugün olsa yine aynısını yaparım. Bugün çöpte o çocuğu bulsam yine alırım, alırız. Ona aile oluruz. Onu koruruz, kollarız. Saklamamız gereken gerçekler varsa yine saklarız. Onun için senden bizi affetmeni istiyorum ama özür dilemiyorum Gülayşe. Asla da dilemem. Ben özür dilerim. Thank you.
dedin sen? Ben özür dilerim. Siz benim için bir hayattan vazgeçtiniz. Ben bir gerçek için sizden vazgeçiyorum. Affet beni abla. Ablan da hayatı da kurban olsun sana. Hayırdır, geçmiş olsun. Ah, sevgili baldızım Mercan, aile yemeğinde saldırdı ya Barbaros'cum. Sen tamamsın yani. Alacağım bunu evine. E, güzel. O zaman ananın katili olan bu herifi de al. Tamam olsun. Seni yolarım Yeliz. Ne oluyor be? Sen ne diyorsun be? Ne oluyor be? Seni dünyadan sarıldığından sıcağı sıcağını anlamamışım tabii de. İncinmiş. İyi, sana bir ders olmuştur. Belki çeneni tutmayı öğrenirsin. Yok, çenemi tutmama gerek yok. Ben de koruma tuttum. Ne yaptın, ne yaptın? Ay, koruma tuttum. Bir tek Lara mı tutabilir koruma? Ben de Pamir'i tuttum. Ay Barbaros, bu arada sen ne kadar alıyordun ya? Hayır, şimdi ayrı gayrı olmasın. E şimdi Pamir'e ayıp, ha? Çok bozuldu. Ay aman, bozulursa bozulsun. O kız bana saldırdığında bu da karşıma geçmiş kak kak gülüyordu. Çok yalnız kaldım ben azalım. Gülayşe hem Eyüboğulların hem ateş kuşlarını arkasına aldı. E patron da bunayınca çok yalnız kaldı. Ben hepsine yeterim de haberleri yok. Ama doğru söylüyorsun Pamir ya. Evi, şirketi, her yeri parazitler sardı maşallah. Bir böcek ilacı lazım bana. Bence de. Naz Hanım. Ne var? Naz Hanım, ne olur Lara Hanım'la konuşun, beni işten kovmasın. Bakın vallahi ben o kadının ablası olduğunu bilmiyordum. Dur. Lara seni ablası yüzünden işten mi kovdu? Hadi. Oh, Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbim. Seni şöyle sarıp sarmaladım ya, ben daha ne isterim? Emin misin? Tabii eminim kız. Ne isteyeceğim başka? Bilmem. Mesela şöyle uzun boylu, yağız bir delikanlıyla sarmaş dolaş mutlu mesut bir evlilik. Aa, delikanlının baş harfi de Ali. Tabii tabii. Kimliğimiz yok ama tabii olsun, o kadar kusur kadı kızında da bulunur değil mi? Gülayşe, kimliğin olmadan nasıl evleneceğim? Öyle deme mi abla? Belki bulursunuz bir yolunu. Hı? Hem bana bir yeğen gelse fena mı olur? Abla? Abla özür dilerim, ben seni üzmek istemedim. Yok be ablam, sen üzmedin.
Ben bu aralar böyleyim biraz. Niye? Ne bileyim. İnternetten baktım. Biyolojik saat mi ne diyorlarmış. Of, o vakit geldi herhalde. Anne olmak istiyorsun değil mi? Hem de çok istiyorum. Olmayacağını bile bile istiyorum. Engel olamıyorum kendim. Doğmamış bebe burnumda tütüyor resmen. Böyle her şeyi ağlıyorum işte. Öfkeleniyorum, bağırıyorum. Kız iyi ki öfkelendin de geldin buraya bana akıl verdin ya. Yoksa ben akıllanmayacaktım valla. Of. Ablam benim. Güzel ablam. Gel ablam. Suna Hanım. Ne oluyor burada? Erhan'ın biz de sizinle konuşmaya geliyorduk. Sırf tanımadığı birini şirkete almadı diye yeni bebeği olmuş bir personelimizi işten kovmuşsunuz. Doğru mu acaba? Ne diyorsunuz ya siz? He? Ne demek bu? Ben tanımadığı birini şirkete almadı diye kovmadım onu. Bir kadını tartakladı diye kovdum. Önce kendisi saldırdı bana. Ne? Kalabalığına utan şerefsiz! Ne utan şerefsiz? Sen kendi kendi yüzünü mü tırnakladın, ne yaptın? Tamam. Bir de yalan söylüyorsun, lan seni mi tırnakladın, ne yaptın? Tamam, bırak. Sonsuz! Bırak. Allah Allah. Ne oluyor burada? Nazmiye Hanım, bir tatsızlık olmuştu, onu çözmeye çalışıyoruz. Geçmiş olsun Nazmiye Hanım, size ne oldu? Yok bir şey. Ters yattım herhalde, boynum tutulmuş. Bu kadın yaptı. Pamir. Kusura bakma yengecim. Pamir'in boş boğazlı biliyorsun işte. Lara Hanım, belli ki ablanız agresif bir hanımefendi. Çetin'in onu şirkete almaması çok normal değil mi acaba? Suna Hanım haklı. Bu kadın ablanız olabilir. Bir dilenci de olabilirdi. Bir hırsız da olabilirdi. O zaman şirkete niye alındı diye işten mi kovacaktık güvenlik elemanımızı? Yeter! Benim ablam hırsız ya da dilenci değil. Önce siz insanları vitrinlerine göre yargılamamayı öğrenin. Ayrıca ben ne gördüğümü çok iyi biliyorum. Bu adam benim ablamı tartakladı, ben de bunu işten kovdum. Ablama değil, başka bir kadına şiddet uygulandığını görsem yine aynı şeyi yapardım. Şimdi, bu adamın yeni doğan bebeği için ne gerekiyorsa gerekli maddi yardım yapılacak ama bir daha da benim şirketimden içeri giremeyecek. Son sözüm bu. Yürü abla. Yürü. Seni de zor durumda bıraktım abla. Ne zor durumda kalacağım ya? Bu şirket benim. Ayrıca ben bugün ablama kavuşmuşum. Hiçbir şey benim keyfim bozamaz. Tam istediğim gibi oldu. Aferin sana Metin. Çetin. Ay aman, her neyse işte. Şimdi hastaneye gidiyorsun, bir darp raporu alıyorsun. Sonra da emniyete gidip bu kadından şikayetçi oluyorsun. Ve Mercan tutuklandığı an Pamir sana anlaştığımız parayı veriyor. Tamam mı? Tamam Nazan Hanım. Güzel, çık. Ah.
parazitlerden birinden kurtulduk Pamir. Kaldı Kara, Ali, Zıpkın ve Sabit. Onlara ne yapacağız? Dur bakalım teker teker yavaş yavaş. Barbaros? Onu sona sakladım. Çok güzel bir kapanış olacak. Bir tek Lara mı tutabilir koruma? Ben de Pamir'i tuttum. Ne haber abim? İyi abim. Ne yapıyorsun lan? İsimsiz paşa. Annenle devriye mi atıyorsun? Vallahi abi tam devriye. Gözlere bak fıldır fıldır. komiser vukuat var mı? Ne diyorsun? Ne diyorsun lan? Ay. Çok yaşa, çok yaşa. Ne diyor ya? Çatılış sesini çıkarmadı. Vukuat yok. Sakin sakin oturuyor şerefsiz diyor abi. İyi bakalım komiser hadi anneyi al. Konağa çıkın. Biraz dinlenin tamam mı? Hadi abi. Barbar abi. İnşallah bebeğim de senin gibi polis olur. İnşallah. Oğlum. Hoş geldin. Ne bu? Oğlum bu... Bu kahvaltı mı akşam yemeği mi? Saati bilmiyorsun değil mi? Kafam çok karışık. Sabah kahvaltı ettim. Öyle yemeğin. Akşama daha çok var. Kahvaltı. Kahvaltı yaptım mı ben ya? Hatırlamıyorum ya. Ya hiçbir şey hatırlamıyorum ya. Sana dün akşam bir soru sormuştum. Kesin onu da hatırlamıyorsundur sen. Ne sormuştun? Ayyaş Ragıp. Nerededir diye sormuştum. Ayyaş Ragıp. Nerede olacak o tophanede, meyhanede içiyordur o. Nerede olacak? Öyle dediydin de orada da yokmuş. Bir gece konuda kaldığını söylemişler. Bütün parayı içkiye, kumara yatırmıştır tabii. Apartman dairesinde oturacak hali yok ya. Benim gibi evi de yok. Tabi gece konduda kalır. Ay yaşlar. İyi de bu herif gece konduda da yokmuş. Ev sahibi demiş ki bana borç takıp kaçtı gitti. Öyle mi demiş? İnanmadın değil mi? Sen inandın mı? Ben çok gördüm böyle numaraları. Ben de çok yaptım böyle numaraları. Çak. Tam tahmin ettiğim gibi. İyi misin? Şu babam olacak şerefsizi bulalım. İyi olacağım. Hadi.
Söyle iki gözüm. Ragıp'ın konumunu at bana hallede çaktırmadan. Oğlum gittik baktık yok herif, kaçmış işte. Ya Allah Allah, oğlum sen at ya. Allah Allah, tamam dur. Uğraştıracaksın illa beni. Attım. Şş, bu arada ne diyeceğim sana? Akşam çatala sen bakıyorsun ha, ona göre. Ben yokum. Nasıl ben akşam yokum, çatala sen bakacaksın? Sen ne yapacaksın? Gülayşe ile yemeğe çıkacağım. Hava kararmadan evde ol, hadi. Allah Allah. Beyimiz manita ile yemeğe çıkacak, ben de senin şerefsiz babana mı bakacağım? Oldu güzelim, başka? Alo. Alo, kap... Ne oldu lan? Ben bu Barbaros'a dalacağım bir gün ha. Niye? Gülayşe ile yemeğe çıkacakmış akşam, çatalı bana kilitledi ya. Yemeğe mi çıkacaklar? Barıştılar mı onlar? Ne bileyim. Gülayşe herkesle barıştı. Bir bizle barışmadı. Sizce bir gün Mercan'ın yanında Gülayşe'den bahsetme, çok üzülüyorum. Kızın moralini bozanı yakarım. Ona göre. Nasıl yani şimdi? Olmaz öyle ya. Kotla mı gideceksin yemeğe? Abla balığı mı diyoruz? Bir kot, bir gömlek, tamam işte. Kızım bir elbise giy bari. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Elbise mi? Tabii canım. Abla yani elbise şimdi çok meraklıymışım. Bulamayacak mı Allah aşkına? Sanki meraklı değilsin. Yani meraklıyım da onu Barbar'ın bilmesine gerek yok bence. Gülayşe bilmiyor mu sanki? Biliyor. Peşinden ayrılmıyorum ki. Ay ondan sonra nasıl ayrılmıyorum? Ay. Hadi be. Nasıl koşuyorum peşinden anlatsam artık. Ali abi ben çatal gibi kafayı mı yedim yoksa? Evet Sabit yenmez. Evet kafa yenmez Sabit de. Şu an Gülayşe ile Mercan mutfakta oturmuşlar, çiğdem çitliyorlar. Dedikodu yaparak Barbar'ı mı çekiştiriyorlar lan? Bayağı öyle yapıyorlar. He yapacağız da. Sayenizde yapamıyoruz ki yani. En heyecanlı yerinde kaldım. E biz de duyalım o heyecanlı yeri. Tövbe estağfurullah. Abiyle sevgili gıybeti mi yapılırmış? Yapılmaz mı? Taş düşer başımıza valla. Biz senin ayağına değen taşa düşman oluyoruz. Başın ayağın taşı ne yaparız biliyor musun sen? Allah yardımcısı olsun o taşın. Abi. Canımın içi. Çok zordu biliyor musun?
Senin de elin çok üşümüş gibi oluyor muydu? Siz iki cadı niye bizim aklımızla oynuyorsunuz? Vallahi ablamın planıydı. Kız sen de hiç itiraz etmedin ya. Ettim, vallahi ettim. Vallahi ben abimleri çok özledim. Gelir gelmez boynuna atlayayım dedim ama beni neyle tehdit etti bilin. Terlik. Heh, evet. Terliği kafanıza yemek istemiyorsanız şimdi hepiniz bana yardım ediyorsunuz. Masayı hazırlıyoruz, hep beraber yemek yiyeceğiz. Hadi. Emredersin komutanım. Kara, sen bardakları al Sabit abi. Sen tabakları götür, sen de ekmekleri kap Sıpkın abi. Hadi bakalım. Allah Allah, sen ne yapacaksın acaba? Ben sen bardakları nasıl diziyorsun ona bakacağım. Oh. Ekmekler kimde, ekmekler? Bende. Al. Sabit'imi aldın mı? Var mı başka bir şey? Ekmek. Şunu giyeyim ben de. Ben de yardım edeyim onlara bir. Nasıl oldu bu? Şirkete gittim. Ve? Ona kim olduğumuzu hatırlattım. Kara. Ha? Ne yaptınız? Ha? Buldunuz mu Ali abinin babasını? Yok, bulamadık ya. Şerefsiz herif kirayda bakıp kaçmış zaten ev sahibine. Ali çaktırmıyor da çok canı sıkkın ya. Ne yapacağız peki? Hiçbir fikrim yok. Vallahi bilmiyorum ya. Ama Ali abi mevzuya çok takık. Barbar'ın başka bir yol bulması lazım. E Ali abi mutlu edecek bir şey yapalım o zaman. Ha? Ne? Ne gülüyorsun? Şşş. Ersin çok özledim ha. Evet. 23 sene sonra altı köksüz hep beraber bir yemek yiyelim. Bir dakika. Durun, oturun, bekleyin. Sabit abi. Kimseyi oturtma bak. Kimseyi oturtma, geliyorum. Ya gelin, oğlum yemek yiyeceğiz. Ya of Zıpkın ya. Alo. Çorba soğuyacak. Yemek saatinde nereye? Zıpkın. Zıpkın. Alo. Gitmiyor derdi ya adamı. Arabayı getirin. Altı köksüz hayatı tesbih yapıp sallamayalım mı? Ali abi kalk, Ali abi kalk, Ali abi kalk, 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 haydi. Kalk, 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 hadi, kalk, hadi, kalk, hadi, kalk. Hadi, 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 tekrar ölmez diyorlar. Kırılan kalp tekrar sevmez diyorlar. O gitti bir daha gelmez
söylesene, söyle. Söylesene, söyle, inanayım. Hayatı tesbih yapmışım, sallıyormuşum. Adını duydukça ağlıyormuşum. Allah Allah! Deli diyorlarmış. Benim halime. Gelmişine, geçmişine sayıyormuşum. Gelmişine, geçmişine sayıyormuşum. Yaşını kurutuyorlar. Coştu deli gönlüm, durutuyorlar. Unut onu artık, unutuyorlar. Söylesene, söyle, inanayım. Söylesene, söyle. Hayatı tesbih yapmışım, sallıyormuşum. Adını duydukça ağlıyormuşum. Deli diyorlarmış benim halime. Ne oluyor lan? Merci Ateş hanginiz? Benim memur bey. Hakkınızda darp şikayeti var. Bizimle karakola geliyorsunuz. Amir, ne oldu? Şikayetçi oldu mu Mercan'dan o güvenlikçi Metin? Çetin. İyi, aman be, tek harf için. Ne oldu? Yaptı mı dediğimizi? Yaptı, yaptı. Polis çoktan almıştır Mercan'ı. Naza kalkan, ellere kelepçe takıldı. Şimdi sıra ben tartaklanırken karşıma geçip türkü söyleyenlerde. Hadi bakalım. Oldu değil mi? Evet. Bak 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 bak. Nanik, nanik. Nanik. Korkutacak çocuğu. Sen bakma ona kızım. Bakma sen buraya. Bak şimdi abana bak sen. Kız Emine nasıl hareketlendi ya bu?
Emin maşallah kızım. Selamlar benim canım ailem. Aa dayı. Sen ne yapıyorsun burada? Acık hava alsın diye çıkadık. İyi madem. Bunlar ne anne? Ay anneciğim, uzun zamandır kendini şımartamayan annenin alışveriş çılgınlığı bebeğim. Lara'nın kararlarını ne çabuk unuttum. E şimdi bir sene boyunca şirketten para alamayacaksın. Çok mu lazımdı? Bol bol yiyen bel, bel bakarmış. Aşk olsun hanım abla. Ben geçmişi unutalım, yeniden aile olalım diye size hediyeler alayım. Gördüğüm karşılığa bak. Bize de mi hediyeler aldın? Evet. Geçmişi unutam diye öyle mi? Nasıl unutacağız acaba o geçmişi? Dayım gibi. Ha, sen hepimiz toptan bunu yağım diyorsun yani. Yani öyle istiyorum da. Senden pek umudum yok vallahi. Senin akıl zehir gibi maşallah. Sen hepimizi bunatırsın, sana bir şey olmaz. Hanım abla. Ben gerçekten geçmişi unutalım istiyorum. Ya Allah günahkar kullarını affediyor. Siz beni affetmediniz ya. Tövbene inanmadısak demek? Ya hanım abla, dün Mercan burada hepinizin önünde bana saldırdı. O köksüzler karşıma geçti, türkü söyledi. Ama ben Mercan'ı korudum bugün. Ne yaptın, ne yaptın? Nerede korudun? Mercan bugün şirkette bir güvenlikçiye saldırmış. Suna Hanım da beni bu halde görünce sizin boynunuza ne oldu dedi. Ben de Mercan saldırdı demedim. Ters yapmışım, boynum tutuldu dedim. Böyle bir fırsatı nasıl kaçırdın acaba? Elinde olsa yedi köye bayrak ederdin sen Mercan'ı. Ederdim. Etmek istedim de. Hatta o kocamın katili olacak karayı parçalamak istiyorum. Ama yapmayacağım. Çünkü Lara'yla bir anlaşma yaptık. Geçmişi kapatacağım. Siz de kapatır mısınız? Ne olur. Bana bak. Gözüm üstünde olacak ona gel. Olsun. Kız olsun. Vallahi seninle didişmeyi bile özledim ha. Ne diyorsun? Vereyim mi hediyelerinizi? Ve hadi be. Bak. Kız bak bunu sana aldım. Vitrinde görünce dedim ki ay tam hanım ablanlık dedim. Bakayım üstüne bir tut. E bakayım. Ay kız bir renk bir insanı bu kadar mı açar ya? Dediğini bak oldu mu? Çok güzel. Dayım. Bu da senin. Bak bakalım bak bakalım. Ha, sağ olasın yeğenim sağ olasın. Oo, vay 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 vay. Hafız amca, bu da senin tesbihin. Allah razı olsun, biz zahmet ettik. Estağfurullah. Ay bu da annem, bu da güzel kızımın. Teşekkür ederim. Emine, sen bir çay koy bana. Lara'nınkini de gelince veririm artık. Bu da Barbaros'un. Barbaros ay yaşlı Agıp'ın yanına gitti. Kim ki o?
Bilmiyorsunuz mu ya? Köksüz Ali'nin babası. Aa, niye ki? Vay 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 vay. Hacı nasıl oldu hacı? Allah rahatmış ha. Estağfurullah bu da. Barbaros bunlara kimlik mi çıkartacak acaba? Barıştık biz. Şimdilik bu videoyla idare et. Akşam yemekte konuşuruz. Eskiden sevdiğim adam. Allah'ım. Ne yapıyoruz gençler? Abi araban çok güzelmiş. Öyle mi diyorsun? Al bakalım şu 50 kaymayı. Eğer araba cillop gibi kalırsa dönüşte de bir 50 kayma veririm. Oo, raconu da biliyorsun. Ayıpsın, gözümüz gibi bakacağız. İyi bakalım. Gençler bir de burada Ayyaş Ragıp diye bir adam varmış. Nerede oturuyormuş biliyorsunuz mu? Şu aşağıda, soldaki köşedeki evde. İyi. Hadi bakalım. Eyvallah abi. Şişt. Bak döndüğümde arabada bir çizik görürsem hesabını sorarım size ha. Tamam abi, hoş bizde. İyi bakalım, göreceğiz. Selamun aleyküm dayı. Aleyküm selam. Buyur yeğenim. Ben Ragıp'ı arıyorum da. Bugün de o şerefsizi arayan arayana. Ne oldu seni de bir söğüşledi itirif. Yok yok. Ben tanımıyorum kendisini. Siz neyi oluyorsunuz? Ev sahibiyim. Daha doğrusu eski ev sahibi. 6 aylık kirayı taktı gitti it. Çok geçmiş olsun dayı. Sağ ol. Nerede bulurum ben bu herifi? Nerelerde takılır? Vallahi yani it kopup nereye takılıyorsa oralardadır. Ya da sen şu köprünün altına falan bak. Oralarda sızıp kalmıştır. Anladım. Hayırdır? Şişeleri niye topluyorsun? Depozito mu alacaksın? Kaldı mı o? Yok yok. Evi kiraya vereceğim de. Temizlik yapıyorum. Anladım. Temizlik yapıyorsun. Evi kiraya vereceğim.
O yüzden topluyorum. Dayı. Hı. Kalk kalk. Hı. Sen bana bir baksana. Ha, baktım. Oradan bakınca ben salak gibi mi gözüküyorum? Ay Yaşır abi. Ne diyorsun lan sen? Ulan benim hayatım senin gibi ciğeri beş para etmez adamları bulmakla geçti be. Oğlunu numaralarla kandırdın, beni de mi kandırabileceğini sandın lan? Ne oğlanı? Benim oğlum falan yok. Ben Ragıp değilim. Öyle mi? Göster lan kimliğini o zaman. Sen kim oluyorsun da kimliğimi gösteriyorsun? Çocuk şubeden komiser Barbaros Tunalı. Göster lan kimliğini. O iş öyle değil komiser. Önce sen polis kimliğini gösteriyorsun, sonra da ben sana gösteriyorum. Hadi göster lan kimliği. Hadi göster. Bana bak lan. Sen nasıl bir adamsın lan? Nasıl bir babasın lan sen? Onca numarayla oğlunu kandırıyorsun. Yoksa korkuyor musun? Ha? Yoksa oğlun onu zamanında çatala sattığını polise söyler diye korkuyor musun lan? Ne numarası? Benim oğlum falan yok. Bırak beni! Madem yok oğlun, göster lan kimliğini o zaman. Bırak beni! Ya da gel seni oğlunun yanına getir. İmdat! Gel lan! İmdat! Lan ben lan! İmdat! İmdat! Yetişin! 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 İmdat! Kim bu adam ya? Gençler, polisim ben. Bırak lan adamı! Bırak! Kimsin lan sen? Hayırdır birader? Nereden tanıyorsun Ragıp abi? Kimsin lan sen? Gençler bak ben polisim. Polisim lan! Gel bakalım buraya. Bırak lan beni. Bırak lan. Yakaladım. Bırak lan beni. Aa çok ayıp lan. Oğlum polise lan denir mi lan? Allah Allah. Bravo Cemal. Ya aga bu bana lan diyor ya. Vay terbiyesiz ya. Hiç polise lan denir mi be? Ya aga bu suçlu tarafı çok tatlı olmuyor. Baksana bir. Bakayım. Bak bak. Suratına bak. Tam böyle şey suratı yok mu aga? Ben bu mahalleye başınıza yığarım. Siz de beni sittin sene yakalayamazsınız. Kaçar giderim suratı değil mi bu? Yok lan. Bu şey bakışı. Oğlum herifler pusu kurmuş haberimiz yok. O tatlılıkta, o cicilikte. Başlarım lan şimdi sizin cicinize, bicinize. Bırakın lan beni, kimsiniz siz? Oğluna kimlik lazım. Kimlik mi? He. Aynen. Çatala sattığın oğlum var ya. Onun nüfusunu almadan bizden kurtuluşun yok. Bakarız. Bakarız. Şartlar uyarsa. Cemal. Al şunu yoksa ben geberteceğim, elimde kalacak. Gidelim. Aga ben sonra da bir babamın elini öpeyim. Bu nedir ya? Efendim güzelim. Ne? Tamam tamam korkma. Korkma ben Cemal abini gönderiyorum şimdi yanınıza. Cemal. Ne oldu aga? Mercan'ı tutuklamışlar. Beykoz karakoluna geç çabuk. Ali'ye de bir şey çaktırma ben bu herifin DNA'sına bakana kadar, tamam? Tamam. Mercan. Efendim buyurun lütfen. Müsait misiniz? Buyurun. Buyurun lütfen. Mercan Ateş. Hakkında şikayet var. Darp. Kimlik? Kimlik yok. Hanım. İfadenizi alabilmem için kimlik bilgilerinizi girmem gerekiyor. Olmayan kimliğin bilgisini nasıl gireceğiniz memur bey? Kimlik yok. Evde mi unuttunuz abla? Abicim yok diyor kız kimlik, duymuyor musun? Nasıl yok ya? Memur bey, kütükte yok. Annesinin de kimliği yokmuş, babası da üstüne almamış.
Kimse bu kızı insan yerine koyup kimlik vermemiş. Ali. Mercan, korkma, buradayız. Siz bir karışmayın beyefendi. Nezarete götürün hanımı. Nezarete mi? Memur bey, bakın ben ablamın yanındaydım. O kimseyi darp etmedi. Bakın, hanımefendi hakkında darp şikayeti var. Normalde ifadesini alır, savcılığa gönderir. Ardından da salardık. Ama kimlik olmayınca nezarete almak durumundayız. Lütfen size zorluk çıkarmadan gidin. Memur bey, bakın korkuyor zaten. Bari ben bir konuşayım kendisiyle. Seni de içeri tıktırma bana. Çıkartın bunları. Çıkart. Hadi arkadaşlar. Çıkart, çıkart. Hadi. Hadi beyler. Hadi. Hadi beyler, hadi. Buyurun. Olayı bir de sizden dinleyelim. Mercan. Ablam. Abla, çıkaracağız seni buradan, tamam mı? Korkma sakın, merak etme. Merak etmeyin beni, ben korkmuyorum. Siz de beni beklemeyin, eve gidin, tamam mı? Ne yaptınız? Ne yapacağız? Aldıralım içeriye. Ha, kimliği yok diye de nezarete attılar. Kimliği yoksa salmazlar tabii yenge. Kimliği olsa GBT'sine bakarlar, suçu var mı yok mu diye kontrol ederler ama kimliği yoksa hiç salmazlar. Ne demek salmazlar ya Cemal abi? Ya yenge şöyle düşün. Bir polis gelse sana sorsa kimliğin var mı yok mu dese, yok dese... Ya bilemez ki, belki var. Belki bir suç işledin, aranıyorsun. Bilemezler yani. Doğru. Doğru, doğru. Ne zaman çıkar içeriden? Vallahi bilmiyorum ki, bir şey diyemem. Ne demek bir şey diyemem ya? Yapabileceğimiz bir şey yok mu? Sarı'yı aramadınız mı diyeceğim de, o da bugün izinde ya. Aradık, telefonu kapalı. Zıpkın evine gitti. Of Allah'ım ya, of! Hem de en mutlu günümüzde ya. Harbiden. Hayatı tesbih yapıp sallayacağımız o bizi sallıyor öyle, iyi mi? Tutukla beni Cemal. Af buyur abi, ne yapayım? Tutukla. Hadi buyur, bu da kafayı yedi iyice ya. Abi delirme, biz ablamı içeriden çıkartmaya çalışıyoruz. Ben o kızı bu gece yalnız bırakmam. Tutukla dedim lan. Ya tövbe estağfurullah. Yok abi, benim kelepçem sana kilitlenmez ya. Oğlum tutukla dedim lan. Abi tutuklamıyorum dedim lan. Ya sen bu kızı alıkoymadan yargılanıyorsun. Üstüne ilk duruşmaya gitmedin. Aynı adam olduğunu anlarlarsa siktir, sen içeriden çıkamazsın. Abi. Lan ne yapıyorsun manyak? Polis memurunu darp ettim, gördünüz. Hem de karakolun altı yerinde yaptım. Sakin ol. Cemal abi iyi misin? Cemal abi, iyisin değil mi? İyiyim yenge. İyi misin lan? Bakayım yenge. Abi ne yapıyorsun ya? İyi mi? Manyak herif. Nefes al. Yardım edin. Yardım edin. Ali. Mercan, Ali. İyi misin? Onu niye tutukladınız? Onun bir suçu yok ki. Şikayet edilen benim. Polis memurunu darp etti. Ali niye yaptın bunu? Seni özledim. Ne yapayım? Nasıl yani? Bilerek mi yaptın? Sevdiğim kadını yalnız bırakmak benim kitabımda yazmaz. Ölürüm sana. Ölürüm sana. Sare! Sare! Sare açsana kapıyı! Sare! Sare açsana kapıyı! Sare! 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 Oluyor ya?
Sare, açar mısın kapıyı? Sare, arabam burada, evdesin biliyorum. Şu kapıyı açar mısın? Sare! Sare, açsana kapıyı. Sare! Lan keyfimden gelmedi, açsana! Sare! 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 Sare, açsana kapıyı! Sare! Sare, Mercan tutuk... Mercan mı tutuklandı? Senin neyin var? Bir şey yok, biraz hastalandım. Sare, sen yanıyorsun. Bir şey yok. Mercan niye tutuklandı? Ben de üstümü değiştireyim gidelim. Dur. Sare. 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 Sare, iyi misin? Sare, iyi misin? Bu akşam ne yapıyorsun? Belki bir şeyler yaparız demiştim de. Rıma, bu akşam olmaz. Mercan ablam tutuklandı. Ne? Niye? Ne oldu? Ya önemli değil Rıma. İftira attılar. Tamam, sen neredesin söyle, hemen geliyorum. Gerek yok Rıma. Zafer, geliyorum dedim, bitti. Neredesin sen? Sare'nin evindeyim ben. Niye? Niye Sare'nin evindesin? Ya Hüma, Mercan ablam tutuklandı ya. Ben de Sare'nin yanına geldim. Hani nasıl kurtarabiliriz falan diye. Sare de kötüymüş, rahatsızmış. Üşütmüş, ateşi var. Anladım. Ben oraya geleyim o zaman. Olmaz, gerek yok. Yani... Ne yapacağız burada? Hüma, kalabalık mı yapacağız kızın başında şimdi? Anladım. Yani sağ ol. Toparlansın. Sare toparlandıktan sonra
Çıkarım ben çıktığımda seni ararım. Olur mu? Peki. Öyle olsun. Uyanmışsın. Git. Niye? Biraz toparlayınca giderim dedin ya. Toparlandım, hiç sorun yok. Sadece rica edeceğim, odamdan telefonumu getirsene benim. Toparlanıyorsun ama telefonunu kendin almaya gidemiyorsun, öyle mi? Savcım, ben bunu yer miyim? Zafer, telefonumu getir git Allah aşkına. Savcım. Ya bir şey rica edeceğim senden. Mercan Ateş diye bir tanıdığım bugün gözaltına alınmış. Rica etsem bir ilgilenir misin? Ya bir dur. Pardon, kusura bakma Savcım, sana demedim. Tamam, çok teşekkür ederim. Telefonunu bekliyorum ben. Ya telefondayım, bir kör müsün Allah aşkına? Yo, kör değilim. Maşallah gözlerim çok güzel görüyor. Zafer. Vallahi hiç seninle mücadele edecek halim yok şu anda. Çok teşekkür ederim gerçekten. Şimdi rica edeceğim, git ne olursun. Hüma da aradı, bak bekletme kızı. Acaba başka yerde şehiren olabilir mi? Ne yapacaksın Şehriye'yi? Çorba. Var. Var, şu kavanozlara bakacağım. Çiçek bu kadarcık saksıya nasıl olacak Hacer? Allah Allah, sana ne canım, sığacak hepsi. Bundan bir tane de alıverseydiniz ya. Tövbe estağfurullah, her şeyde karışma hacı. Sen Henk'ini bunun içine koy ve. Allah Allah, uyudu mu kızım? Uyudu uyudu. Hah, iyi. Kararmış bu, bir şey mi oldu ko? Ne bileyim ben. Hüma,
İyi misin kızım? İyiyim hala. Nasıl iyilik bu? Dur bakayım. Beni bak. Hiç inanmadım ben. Neyin var senin? Kız. Yoksa gönül işi mi? Hala ya. Tamam. Ananın duymayacağı bir zaman bunun hesabını vereceğim beni. Heh. Hacı. Biri daha gelmiş kararmış olan. Ne oldu kızım? Barbaros'tan kavga mı ettiniz gene? Yok hala ya. Heh. Mercan ablam tutuklandı. Ay geçmiş olsun. Ne oldu? O güvenlikçi mi iftira attı? Evet. Darp raporu alıp şikayetçi olmuş. Bak sen şerefsize. Ya gerçi ifadesini alıp salacaklardı ama yani kimliği olmayınca. Yani. Ya hala yapamaz Mercan ablam. Kapalı alanda kalamaz, nefes alamaz. O kadar süre ben biliyorum ya. Uzun. Gerçi Ali abim yanına girdi yani. Kendini içeri attırdı. Yalnız değil ama. Dur. Şişt, dur. Sakin ol. Sakin. Sakin. Bak Ali de yanındamış ya. Korkma. Azıcık dik dur bakayım. Barbaros'un haberi var mı bizim kız? Söyledim. O da gelecekmiş biraz da. Neyse ben duşa gireyim. Tamam. Tamam. Hadi git elini yüzünü yıka. Hadi madem. Efendim Kara abi. Tamam hemen. Kız. Ne oldu nereye? Kara abi mobilya kamyonu getirmiş dış kapıyı aç diyor. Oldu. O katil bir de eve eşya getirsin. Şşş. Ama abla. Gel baba, gel şöyle müştemilatın önüne. Seri hadi 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 hadi. Kimse o kim? Çabuk. Ne yapıyorsun lan? Kes sesini in aşağı be. Kes sesini. Kes. Kes. Geç. Selamlar Hacı amca. Aleyküm selam. Bize selam yok. Ne oluyor burada? Ha? Yok mobilya kamyonu bilmem ne. Ne oluyor? Eski kaynanacığım ne oluyor? Aile yemeğimizde karar verdik ya artık ben de burada müştemilatta yaşıyorum yani. Ya aramızda müştemilatın eşyaları çok sevişiz. Ne yapayım ben de kendi zevkime göre öyle döşeyim dedim. Niye bunu yapıyorsun? Niye burnumuzun dibindesin? Hı? Senin bu ananın kötülük yapıp bir ceza çekmemesini hazmedemiyorum. Barbar da hazmedemiyor. Biz de dedik ki madem öyle, neden Gül Ayşe'mizi çöpe atan kadın kocasının katiliyle aynı çatı altında yaşamasın ki?
neden kocasının katilinin gözlerinin içine bakmasın her gün? Gülayşe de buyur gel tabii, başımızın üstünde yerim var deyince. Deyince? Yani güzelim, kısacası ben senin bu ananın dar ağacıyım. Bana her baktığı zaman kocasının son gördüğü yüzü görecek. Ha, artık dayanamaz. Ne zaman o ilmeği boynuna geçirmek ister? Göreceğiz. Çok beklersin. Hayatım. Ben 23 sene o köksüz karanın adaletini beklemiş adamım. Ne anlatıyorsun sen? Yine beklerim. Sen zannediyor musun ki hanım ablam kardeşinin katilinin burnunun dibinde yaşamasına izin verecek? Ha? Sürer atar seni burada. Değil mi Hafız amca? Bilmem. Belki de der ki, Barbaros bu çocuk katiliyle yaşıyor. Sen de kocan katiliyle yaşa da gören Nazmiye de. Belki. Ne güzel konuştun Hacı amca. Kuzen, pişman olmuşsun. Hacı amca telefonda anlattı bana. He? İspatla da görelim ha. Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Lara, gerçekten bu herifin bize taşınmasına izin mi verdin? Yuma, ne bu sinir? Şu anda Barbar, Kara'yı müştemilata yerleştiriyor. O bu sinir. Barbar mı geldi? Hı? Barbar, ne yapıyorsun orada? Gel. Kim bu? Ali'nin babası. Ayşe. Ne oluyor lan? Gülayşem. Gülayşem ne oldu? Ben yanlış bir şey mi yaptım? Güzelim bak bana, yanlış bir şey. Teşekkür ederim baba. Çok teşekkür ederim. Sayende abim kimliğiyle kavuşacak bir hayalimi daha gerçekleştirdin. Çok teşekkür ederim. Şş, tamam. Tamam. Tamam ağlama. Şş.
Tamam, ağlama. Durduramıyorum, ağlamamı durduramıyorum. Kız, çok özlemişim sana sarılmayı. Ama aylar sonra Ayyaş Ragıp'ın sayesinde kavuşmamız, sarılıyor olmamız biraz garip oldu değil mi? Salak. Ben sana hep sarılırdım da sen kabul mü edecektin acaba? Yapma ya. Kızım, sen bana bahanelerini sunsaydın ben değerlendirirdim. Sonuçta yüce gönüllü bir insanım ben. Yüzüne yumruğu yiyeceksin şimdi. Yapma ya. Allah Allah. Dalga geçmeyin. Bırak, bu adamı ne yaptınız ya? Ne olacak şimdi bu? Niye bağladınız bu şerefsizi? E kaçmasın diye. Ölüleri yarın çıkarmayı başarabilirsek götürüp vereceğim Ali'ye. Ha, Cemal başında duracak işte. Karada sağ olsun benimkinin başında bekleyecek. Niye? Sen bir yere mi gidiyorsun? Bir yere gideceğiz ikimiz beraber. Ya yemeğe çıkacaktık ya kızım. Ayrıca sen niye hazırlanmadın hala? Eşofmanla duruyorsun. Barbar, ne yemeği Allah aşkına böyle bir zamanda ya? Ne yapacaksın kızım, ilk günden ekeceksin mi adamı? Ya sus lan sen. Vallahi. Gülayşe, hadi git hazırlan çabuk. Barbar, saçmalama ya. Aa, ablamla abim hapisteyken yemeğe çıkacak halim mi var benim? Ya yok be yenge, öyle evinde bile yemek yenir yani. Cemal, senin vereceğin örneğe ben. Cemal'cim, boş yapma hayatım, sen sus. Beni izle. Ayrıca Gülayşe, yani siz yemeğe çıksanız da çıkmasanız da Ali ile Mercan bu gece göz göze diz dize mis gibi yatacaklar nezarette yani. Sıkıntı çıkacağını ben sanmıyorum. Vallahi var ya, vallahi bu adam bazen çok doğru konuşuyor. Hayatım, ben hep doğru konuşuyorum da sen bazen doğru anlıyorsun. Şöyle yapalım, bu ikisi kapışmadan bence size en iyisi yemeğe gidin. Bence de. Yok, ben yemeğe falan gitmiyorum. Gitmen lazım. Niye ya? Kime göre lazım? Kime göre, neye göre lazım? Ama sen de var ya, bazen inat yapıyorsun ha. Ya sizin derdiniz ne ya? Günler torbaya mı girdi? Barbar, başka gün gideriz. Başka zaman gidemeyiz. O yemeğe gidilecek, bugün gidilecek. Allah Allah, sana son kez soruyorum. Hazırlanıyor mu, hazırlanmıyor mu? Hazırlanmıyorum çünkü ben yemeğe falan gitmeyeceğim. Öyle mi Gülayşe? Öyle. Öyle mi? Öyle. Öyle mi? Öyle. Peki. Görürsün sen, yürü bakayım. Barbar, ne yapıyorsun ya? Yürürüz. Aa, hayır, bırak. Yürü. Ya, aa, gelmeyeceğim. Allah Allah ya. Delirdin sen, Barbar. Barbar, istemiyorum. Bak, alırım sırtıma, görürsün. Ya, yürü, yemek yemesin ya. Böyle bir zamanda yemek mi yenir? Allah Allah ya. Yürü, yemek yiyeceğiz diyorum. Barbar, zorla mı götüreceksin ya? Tabii, senin çuvalı gibi yüklenip götürecek kızı, bakma. O onun ultisi ya. Genelde onu kullanıyor. Belli belli. Hanımefendiye bak ya. Benle yemeğe çıkacak 10 tane tantana yaptı bize. Otur hadi. Burası sizde. Hadi dikkat edin ha. Allah'a emanet. Dikkat edin ha. Lan bana bak. Hı. Tamam değil mi her şey? Bu artist götürdü kızı da. Madar olmayalım sonra bak. Ayıpsın oğlum. Tabii hazır. İyi tamam. Evet. Şimdi. Hangisini alıyorsun? Ayyaş'ı mı, bunu mı? Oo, piti piti karım. Karacığım, ben sanırım joker hakkımı kullanacağım. Ya yürü lan, hadi hadi hadi. Thank you.
Eyvah. Kaç. Tamam, tamam Kara, tamam. Kapatıyorum. Tamam, kapat. Bu Kara seni niye arıyor? Niye arayacak? Geçmiş olsun diyor. Bir şeye ihtiyacın var mı diyor, soruyor. Allah Allah. Canı sıkılıyorsa geleyim iki tavla atalım dedi. Allah Allah. Ya. Zıpkın bana sabahtan beri çorba yapıyor, benimle uğraşıyor deyip suratına kapatamadın mı telefonu? Ay yok, kıyamadım vallahi. Çok kibar çocuk Allah için. Kibar. Hadi be oradan. Ay Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah, sen hasta hasta neyle sınıyorsun beni ya? Yahu niçin arayacak? Ali tutuklanmış, onu söylemek için aradı. Ali'yi mi tutuklamışlar? Ali'yi niye tutuklamışlar bunlar? Mercan'ı yalnız bırakmamak için tutuklanmış. Merak etme. Sana bir şey diyeyim mi? Siz bu yaşa kadar çok iyi gelmişsiniz vallahi billahi. Bir tanenizde bile mantık yok ya. Al işte. Bir tanenizde bile yok. Ne sırtıyorsun sen? Ali kendine yakışanı yaptı. Kendine yakışanı mı yaptı? Sen aşktan ne anlarsın be savcı? Doğru. Hiç aşık olmadım ki. Ne anlarım? Neyse. Sen bu çorbayı içeceksin ki hayatta kalacaksın. Hayatta kal ki aşık olasın. Zafer, ben o çorbayı içersem ancak zehirlenirim, aşık falan da olmadan geberir giderim, kalsın. Sakın. Sakın, aman. Kalbimi kırıyorsun ha? Ben sabahtan beri burada sana durmadan çorba hazırlayayım. İşte sorun da orada ya. Bir saatte yapılacak çorba için bütün gün uğraştın Zafer ya. Nasıl yaptın onu da bilmiyorum vallahi. Konuşma hiç. İçmem, dur. İşçen, benle inatlaşma, işçen. Ya vallahi billahi bağırırım, çekil başımdan. Bağır, işçen. İşçen, işçen. Zafer, çok kötü kokuyor ya. Ya nasıl yalan söylüyorsun ya? Sen bir kere hastasın, koku alamazsın. İşçen. Ay dur, yok içmem, çek şunu. Vallahi bak, burnunu tıkarım, ağzını açarsın. Böyle sana kaseyi dayarım Allah Allah. Yo. Bence de yo, iç. Geliyor. Gelsin. Yok artık Zafer. Ne oldu ya, kötü mü? Hayatımda içtiğim en güzel çorba olabilir. Hani az önce öldürüyordu bu çorba seni? Tamam, ön yargılı davrandım. Tamam. Ver şunu, vallahi çok açım ya. Hadi ne olursun. Sen benim kalbimi kırdın. Gerçekten. Özür dilemen lazım benden. Peki. Yargısız infaz yaptığım için çok özür dilerim. Ayrıca bugün bütün gün benimle ilgilendiğin için de çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Ne demek efendim?
Sonuçta sen bizim ailemizin savcısısın. Seni koruyup kollamamız lazım. Yani bak böyle işimiz düşüyor, bir şey oluyor. Sarı. Sen harbiden hiç aşık olmadın mı? Ne? Ali'den bahsedince... ben sana ne anlarsın aşktan dedim ya. Sen de bana ben hiç aşık olmadım ki. Anlamam dedim. Harbiden mi? Hiç aşık olmadın. Hiç aşık olacak vaktim olmadı. Aşk öyle vakitlice bir şey mi ya? Vakitsiz midir? Vakti olmaz gibi geliyor bana. Sen vakitsiz mi aşık oldun Hüma'ya? Ben Hüma'ya aşık mıyım bilmiyorum. Yani Hüma'ya aşık olsam... başka birini düşünemem değil mi? Bak sakin ol. Hem kızı oyalıyor hem de başkasını düşünüyorum diyor. Defol git, görmek istemiyorum. Yapma seni. Lütfen yapma Sarı. Git Sarı. Görmek istemiyorum seni, git. Defol git buradan. Sarı bak yapma lütfen. Görmek git. İstemiyorum bir daha. Ne? Defol. Defol Peter. Ne oluyor orada? Ne oluyor? Babam gibi birine aşık oldum işte. Zamparalım tekine. Kolay gelsin. Ne haber kardeş? Sağ olun. Ömer nerede? Hemen haber vereyim. Tamam, sağ ol. Hayırdır Barbar? Beni önce abimlere getirip yumuşatabileceğini falan mı düşünüyorsun? Niye? Yumuşamıyorsun mu? Barbar, zorbalık yapıp beni kolumdan tutup çekmiş. Barbar komiserim, hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Ne haber, iyi misin? İyi komiserim. İyi. Benim paket nerede? Burada. İyisin değil mi? Nasıl gidiyor? İyi komiserim.
Sağ olasın. Eyvallah. Sana da borçlandık ama. Olur mu öyle şey? Aramıza döndüğünde bir çay ısmarlarsın komiserim. İnşallah. Hadi. Paket ne? Ya hadi. Hadi. Bakar mısın? Ablam benim. Ya Şerp. Ne yapıyorsunuz siz burada? Yiyiz, yiyiz ablam. Sakin ol. Yiyiz. Çok şükür. Siz niye geldiniz? Ya biz şey mi yapsak? Ne yapsak? Yemek yerken mi konuşsak acaba? Yemek yiyip konuşsak derken? Ah be Gülayşem ya. Sende de biraz saflık başladı ha. Ya ben sabahtan beri sana yemeğe çıkacağız demiyor mu? Ne yapalım, aç aç mı konuşalım? Ne var bunların içinde? Bunların içinde yemek mi vardı? Yani. Ah be güzelim. Gülaşım, ablanla abim buradayken seni Boğaz'da romantik bir yemeğe mi çıkartacaktım? Ona mı zorlayacaktım yani? Değil mi? Öyle düşünmüyordun. Ya? Çifte randevu mu yapacağız yani? Çift çift, ha? Hadi güzelim, bana yardım et de şu masaya kuralım. Şunu alalım, tamam, şöyle çekelim. Bana bak. Çatal. Oğlum nerede lan benim? Çatal, üçüncü kez anlatıyorum. Oğlun bu gece güzeller güzeli bir kızı yemeğe çıkardı. Tamam. Dua et batırmasın. Ne diyorsun lan sen? Gelinimin haberi var mı bundan? Yok. Başka manita bu. Barbar hızlı biraz. Ama aramızda bak. Şş, sakın. Eyvahlar olsun. Eyvahlar olsun. Ben böyle mi yetiştirdim bu çocuğu ya? Bu çocuğu sen yetiştirmedin zaten. Senin yetiştireceğin çocuk sana bir gün bile bakmazdı. Bırak sen, ne uğraşıyorsun? Ben yaparım ya. Aman yok be ablam. Alışık olduğum şey yapmadığım iş mi? Barbar. Buyur abi. Ayyaş Ragıp'tan izi var mı? Buldum ben onu abi. Konakta. Garajda. Ali. Heh. Bak senin sevdiğin börekten almışlar.
Ercan. He. Ben sana bir şey diyeceğim. De. Gülayşem'le Barbar'ın yanında demek istiyorum. Yüzünü görmüyorum ama şu an tam doğru an. Ne için tam doğru an? Dinle. Ben kötü bir çocuk değildim, biliyor musun? Aileden acı falan kaybedince mesela gidip hiç babama sızlamazdım. Ulan cebimde 2 lira olsa birini ona verirdim ben. Düşsem mesela beni kaldırmasını beklemezdim. Oyun oynarken o zıkkımlanmaktan gelirdi bazen. Yürü lan hadi eve derdi. Hiç ikiletmeden koşardım arkasından. Hep diğer çocuklarda gördüğüm şeyi yapar. Gider elini tutardım. Benim elimi hiç tutmazdı. Ama ben tutacağım, biliyorsunuz mu? Ben çocuğumun elini tutacağım. Mercan. Barbar babamı buldum Mercan. Buradan çıktığımda kimliğimi alacağım. Sonra senin aileni bulacağız, senin kimliğini alacağız. Ulan davuluyla, zurnasıyla seni alacağım kızım ben. Var mısın? Gördüğüm en güzel evlilik teklifi bu. Allah Allah. Yani seninkinden sonra tabii ki. Ya ama zaten seninkini de kullanım tarihi geçti canım, Allah Allah. Tamam Gülayşe'cim, tamam. Biz bunu sonraki yemeğimizde tartışırız. Aynen, tartışırız. Çekil, çekil, çekil.
Ay yaşımıza baktım Asayiş Berkemal. Bunak ne yapıyor? Ne yapsın, yatıyor. Dana gibi. Sadece yatıyor. Titriyor mu lan bu? Üşüyordur. Vallahi hiç üstünü örtmek gelmedi içimden, yanlış anlama. Çocukken bize yaptığı eziyetler geldi aklıma. Karda kışta donuyorduk. Umurumda değildi. Dedim bu da biraz üşüsün. Kara. At de şu anahtarım bu herifi. Vallahi bak. Eğer köksüzlerden birisi razı gelmeyecekse ben bakmam bu şerefsize. Yok yok. Sen doğrusunu yapıyorsun. Bilmiyor musun, ben kindarlıkta bir markayım. Bakma sen bana. Kindarlık demişken... Mercan'ın tutuklanması. Evet. Bence Nazmiye'nin işi. Deme lan. Diyorum valla. Kanıtım yok ama diyorum. Şşş. Bu Nazmiye rahat durmayacak. Onu da biliyoruz değil mi? Hadi bu çatal yırttı da... o Nazmiye yaptıklarının bedelini ödemeden göçmeyecek bu dünyadan. Onu da biliyoruz değil mi? Hadi Arif, topla çocukları, gelin. Yavaş, düşmeyin yere. Mercan abla ile Ali abi ne zaman çıkıyorlar abi? Bilmiyoruz. Ama aşk Sare biliyor. O kurtaracak onları. İnşallah. Hadi Arif'im sen koş. Kurtarır değil mi Zıpkın? Aşk Sare her şeyi çözer. Her şeyi çözer. Bir beni düğüm eder Sabit. Çocukların karnını doyurabiliyorlar mı acaba Sabit'le Zıpkın? Halleder Zıpkın'la Sabit. Neleri halletmediler ki? Ablam. Günaydın aşk kuşları. Ay bunun da diline düştük ha. Eyvallah düştük. Sare. Savcım. Hayırlısıyla çıkıyoruz inşallah. Çıkıyorsunuz. Oh çok şükür. Oh çok şükür. Oh. Abi. Gül Ayşe. Ali. Mercan Hanım. Yine dört ayak üstüne düştünüz. Bravo. Neye kısa şimdi? Hasta ol biraz bugün. Ya hadi Mercan bir iftira yüzünden girdi içeri. Sen... sen niye kendini içeri attırıyorsun ki? Senin hala süren bir davan var biliyorsun değil mi? İlk duruşmaya gelmedin hatta. Şimdi polisi darbedenin de aynı kişi olduğu anlaşılsa ne yapacaktık? Ha? Anlaşılmadı ama değil mi? Evet, sayemde.
Benim işim adaleti yerine getirmek. Ben 40 fırıldak çeviriyorum sizin için. Bak, bu kızcağızı da bozdunuz. Gördünüz mü? Şerbet. Savcım, her şey için sağ ol. Vallahi hakkın ödenmez Sare, ne diyelim. Siz de sağ olun. Barbar nerede? Bilmiyorum. Ne demek bilmiyorum? Yani sabah erkenden çıkmış gitmiş. Nereye gitti acaba? Amirim, izin var mı? Girebilir miyim? Var tabii, var Barbaros. Hoş geldin. Oturayım. Telefonda önemli bir konu olduğunu söylemiştin. Amirim. Çatal Takma isimli çocuk taciri Talat Şahin'in hastane raporu. Yani baban. Öyle. Vasküler demans teşhisi konuldu. Bakıma muhtaç. Artık hiçbir çocuğa zarar verebilecek durumda değil. Öldürmeye yemin ettiğim adama artık evimde bakıyorum. Yani görevden uzaklaştırılma sebeplerim ortadan kalktığına göre... hakkımdaki dosyanın kapatılmasını arz ediyorum. Yani polisliğe geri dönmek istiyorsun. Evet amirim. Tamam. Bu bilgileri de ekleyip... dosyanın yeniden değerlendirmeye... Amirim, benim vaktim yok. Paraya mı sıkıştın oğlum? Para için karşınıza gelmezdim amirim. Bu Ali. Bu Mercan. Bu Zafer. Bu da Sabit. Dört göksüz sokak çocuğu. Aileleri yok. Kimlikleri yok. Hayatları yok. Sevdaları yok. Olmamasının nedeni de bu herif. Yani Çatal. Bu babam olacak adamın bu çocuklardan aldığı hayatı onlara geri vereceğim. Ailelerini bulup kimliklerine kavuşturacağım. Ama bunları kanuni olarak yapabilmem için polisiye dönmem şart. O yüzden... rozetimi ve silahımı geri istiyor. Durun lan. Yani sen her gün içerisinde yeni çıkmışız gibi. Ya dün girdik, bugün çıktı. Ondan mı sarılıyorlar sence? Evet, ondan sarılmıyoruz bence. Kız! Sen hemen niye bunun teklifini kabul ediyorsun? Ya insan bir bakar, bir araştırır. Kimdir, nedir, nedir? Yani hemen böyle falan, ya varım demeler oluyor. Senin de ağzında bakla ıslanmıyor ha? Ay ne yapayım ya? Benim bütün dünyaya bağırasım var evleniyoruz diye. Ya abim, hele şu şerefsizden kimliğimi alalım. Ablanın da ailesini bulalım da o zaman bağırırsın. Alacağız Akin, alacağız.
Barbar aradı. Yolda varmış, yolunda varmış. Getiriyorlar. Kimliğini alacağız, o adamı hayatımızdan çıkaracağız. O adamın yüzüne bakmak biraz zor olacak. Abi, sen aslında baktın abi o adamın yüzüne. O ne demek lan? O bizim gittiğimiz ev sahibi vardı ya abi. Ay Yaşar abi bu abi. Ali. Tanımamıştır. Değil mi? Tanısa yoksa yapar mı? Yok. Yapardı. Savcım, ne olacak şimdi? Ne yapacağız bu adam gelince? Barbar bir DNA testi yaptırıp baban olduğundan emin olmaz. Ama kanun karşısında kendi rızasıyla DNA testi verip seni oğlu olarak kabul etmesi gerekiyor. Kabul etmezse babalık davası açarsınız. O da bayağı uzun sürer. O yüzden adamı razı etmeye bakın. Uyuna gidin. Uyuna. Abi, geliyorlar. Babası olduğuna emin miyiz? Eminiz. Yürü git bana Işkan! Yürü git lan! Thank you.
İçecek bir şeyler var mı? Sene sonra oğlunu görüyorsun. Sorduğun ilk soru bu mu? Erkek çocuk hayırsız oluyor. Kız kardeşi olsaydı çoktan bu çayırlığa bir masa kurmuştu. Kardeş. Benim kız kardeşim mi var? Dur bakayım be. Bir dakika. Seni sattıktan sonra doğdu değil mi o? İstiyorsan önce güzel bir masa donatacağım. Sonra da bu kız kardeşin olacak Yosma'yı bulup buraya getireceğim. Anladın mı beni? Oğlum. Şöyle. Canım benim. Gel. Şimdi gördün mü? Bu yerlik taş. Al. Çok güzel bir taş. Değil mi? Hadi denize attık gel. Koş. Anneyim mi? Tamam. Acaba bizden sonra şerefsiz babalarımızın başka çocukları olmuş mu? İnşallah benimkinin olmamıştır. Niye? Kardeşin olsun istemez mi? Sen ister miydin Zıpkın? Benim kardeşim var zaten. Kara. Ali, sen niye istemezdin kardeşin olmasını? Çünkü çok kötü bir babası olurdu. Ve dünyaya hiç gelmemesi bu dünyada çekeceklerinden daha iyi. Thank you.